Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çeken ayetlerden birisi Ayetel Kürsi. Ve hemen her Müslüman Ayetel Kürsi'yi bilir. Ama mana itibariyle pek çok kişi bunun manalarını bilmiyor olabilir. Bu bölümde Ayetel Kürsi'yi ana hatlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Allahu la ilahe illa hu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Hak mabut, tek mabut odur. El hayyul kayyum ve o hay kayyumdur. Hay, ezeli ebedi hayat sahibi, kayyum, her şeyi ayakta tutan. Şu alemde insanda gördüğümüz şekliyle, diğer varlıklarda gördüğümüz şekliyle hayat bulunmakta. Hayat gerçekten en büyük nimetlerden ve hayat ile varlığın farkına varılıyor. Nasıl ki yeryüzündeki bütün ışıklar, parlaklıklar güneşten geliyor. Bütün hayat da Allah'ın Hay isminden geliyor. O aynı zamanda kayyum, yani her şeyi ayakta tutan. Mesela insanda ruh var. Ruh çekildiğinde insan yere yıkılıyor. Ruh onun kayyumu, onu ayakta tutan. Bütün kainat Allah'ın ayakta tutmasıyla, yani devam ettirmesiyle ve Allah'ın icraatıyla bu şekilde hayatiyetini devam ettirmekte, nizam intizam içinde yoluna devam etmekte. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Ne bir uyuklama ne de bir uyku ona arız olamaz. Gerek uyku, gerek uyuklama, bunlar bizler için geçerli olanlar. Yani insan işte uykuya ihtiyacı olan bir varlıktır. Öyle ki gündüz bile çok yorulduğunda bir uyuklama hali yaşayabilir. Ayakta bile adeta uyuyabilir. Ama Allah'a ne bir uyuklama ne de uyku arız olmaz. Tabii Allah'ı düşünürken kendimize kıyas etmek fevkalade yanlış olur. Her şeyden önce yaratan O, yöneten de O. Biz mahlukuz ve onun memlukuyuz. Böyle olunca kendimize kıyas etmek fevkalade yanlıştır. Lehu ma fissemâvâti ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bizim vücudumuz da O'nun, bizim vücudumuzdaki her şey yine O'nun ve alemde ne varsa göklerde, yerde hepsi O'na ait. Lehu mulkü semavati vel ard. Başka bir ayette geçtiği üzere göklerin ve yerin mülkü O'nun. Men vellezî yeşfeu indehu illa bi izni. O'nun izni olmadan kim şefaat edebilir? Şefaat bir nevi aracı olmak, tavassutta bulunmak. Ehl-i sünnet şefaatin olacağına inanır. Allahu Teala diğer alemde, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bir kısım büyük zatlara şefaat yetkisi de vermiştir, verecektir. Ve şefaatle bir kısım insanlar kurtulacaktır. Ama şu göz ardı edilmemeli, bu Allah'ın izniyledir. Haşa Allah'a rağmen değildir. Dolayısıyla şefaati bu ölçüde değerlendirdiğimizde herhangi bir problem görülmemektedir. Yani şefaat var ama Allah'ın izniyle var. Yoksa bunu Allah'a rağmen affettirmek gibi o manada değerlendirmek fevkalade yanlış olur. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Allah insanların önünde, arkasında ne var? Bütün bunları bilir. Allah'ın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Bizler şu dünya hayatında belli bir süre yaşıyor, sonra bu dünyadan gidiyoruz. Ama Allah bizim evvelimizi de bilir, ahirimizi de bilir, yaptıklarımızı da bilir, geride bıraktıklarımızı da bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatır. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a. İnsanlar Allah'ın ilminden, onun dilediğinden başkasını ihata edemezler,
kuşatamazlar. Allah-u Teala'nın ilmi, temsilde hata olmasın, sınırları olmayan bir okyanus misal. Bizlerin bu ilimden nasibi diyelim birkaç damla ve gerçekten şu alemde nice sırlar var. Bir atomun sırlarını bile henüz tam öğrenebilmiş değiliz. Bir hücrenin sırlarını tümüyle elde edebilmiş değiliz. En fazla incelediğimiz insan vücudu, insan vücudunda da belki buzdağının görülen kısmını şu ana kadar inceleyebildik. Ve tıp ilminin gelişmesi insan vücudundaki daha nice harikaları ortaya çıkarıyor. İşte şu alemdeki her varlık Allah'ın ilminin tecellisiyle meydana gelmiştir. Ve biz Allah'ın bize verdiği akılla eşyanın sırlarına bir derece ulaşabiliriz. Ama bu Allah'ın izin verdiği ölçüdedir. Yoksa tümüyle eşyanın bütün sınırlarını öğrenebilmiş değiliz, öğrenebilecek de değiliz. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard, onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Allah'ın kürsisi ilmi, kudreti gibi noktalarda açıklanmıştır. Yani onun hükümranlığı, onun saltanatı gökleri de yeri de içine almıştır. Şöyle belki düşünebiliriz. Görebildiğimiz canlılar içinde en fazla dirayet sahibi, aklından dolayı gerçekten bir şeyler yapabilen varlık olarak insanı görmekteyiz. Ama bu insan 100 trilyon hücreye sahip ve bu hücrelerinden bir tanesine bile sözünü geçiremiyor. Ve hiçbir hücremizde bizim kendi irademizle, gücümüzle, kudretimizle bir faaliyetimiz yok. Mesela kalbimiz nice hücrelerden meydana gelmiş, yaratıldığımız günden beri çalışıyor, çalışmadığında zaten işimiz bitmiş olacak. Öte yandan böbreğimiz çalışıyor ve çalışmadığında yine hayatımız bitmiş olacak. O da hücrelerden meydana geliyor. Bu manada 100 trilyon hücremizin hiçbirine malik olamadığımıza göre demek malik olan Allah, orada hükmeden, hükümran olan O. Biz en yakınımızdaki kendi vücudumuza hükmedemezken başka şeylere hükmedemeyeceğimiz ortada. Allah ise her şeye hükmedendir. Ve la yauduhu hifzuhuma, gökleri ve yeri muhafaza etmek, korumak Allah'a zor gelmez. Yani kolaylık, zorluk haşa Allah için söz konusu değil. Tabiri caizse her şey ona kolaydır. Bunu en azından şuradan anlayabiliriz. Göklerin ve yerin idaresine bizim bir etkimiz var mı? Yok. Bir başkasının var mı? Yok. Ama harika bir şekilde idare ediliyor mu? Evet. Demek ki Allah bunları gayet mükemmel, kusursuz bir şekilde idare ediyor. Ve huvel aliyyul azim. O yücedir, azimdir. O ulviyet ve azamet sahibidir.